Gündem programına hoş geldiniz. Bu hafta programımızı Armutalan Kültür Merkezi'nden yapıyoruz. Konuğumuz Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tanser Çuraşan. Tanser Hanım'ın programı çok yoğundu. Stüdyomuzu ağırlayamadık. O yüzden biz geldik Armutalan Kültür Merkezi'ne. Onun seçime giderken Türkiye konferansı öncesinde burada kendisiyle program için sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Tanser Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, seçime giderken Türkiye başlığı adı altında tüm Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Siz dernekten yetkililer, temsilciler, avukatlar birçok yerde bu buluşmalar gerçekleşiyor. Sizin gelişinizle birlikte aslında seçime giderken Türkiye başlığı da tam hareketlendiği gündemin bir döneme denk geldi. Programı onunla başlayacağım. Tabii ki yeni düzenleme, meclise sunulan teklif, ittifak... Gelmiş meclise. Evet, ittifak teklifiyle başlayalım, yasamız taslağı yani kanun taslağıyla başlayalım konuşmaya. Siz ana hatlarıyla, tabii ki daha ayrıntılar ortaya çıkacak, dört kanunda bu konuda düzenleme yapılacağı söyleniyor ve ayrıntıları da devamı gelecek ama genel hatlarıyla öncelikle bildiğiniz ve okuduğunuz kadarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni düzenlemeyi? Aslı tabii burada hep iktidarda olan siyasi parti kendi gücüne ve iktidarı hiç bırakmamak tarzındaki ana fikrine uygun hareket ediyor. Çünkü buradan başlamamız lazım. İktidar geldi, 2002'de seçimle iktidar oldu bugünkü iktidardaki siyasi parti ama gitme niyetiyle gelmedi. Oradan başlamamız şart. Çünkü hatırlarsanız konuşmalarında şu cümleleri 1993'te bile Recep Tayyip Erdoğan kurmuştur. Demokrasi bir araçtır ve istediğiniz yere sizi götürür. Ondan sonra inersiniz. Hatta bu bir totaliter rejime götürür mü diye o zaman sorulan soruya da gidebilir diyor. Artı peki halk bunu nasıl görür diye bir soru daha sorulduğunda da diyor ki halk da uygun görürse totaliter rejimde gelir diyor. Şimdi buradan niye başladım? Çünkü amaç 2002'den beri iktidarda devamlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısını artık biliyorsunuz halk oylamasında hileyle de olsa değiştirmek. Ve bunda çok önemli bir aşamayı kaydettiler. Anayasa değişti. Anayasanın iki alanda yürürlüğe de girdi hükümleri. Bunlar biliyorsunuz siyasi partinin aynı zamanda başkanlığını yapıyor. Cumhurbaşkanı tarafsızlık niteliğiyle taraflı olacağı bir parti başkanlığını birlikte yürütecek bir başkan, devlet başkanı. Yani devlet başkanları mesela hukukta yoktur. Anayasa kitapçıklarına bakın, anayasa hukukunda devlet başkanları diktatörlere denir. Devlet başkanı tüm yetkileri üzerinde toplamıştır. Diktatörlüklerde adı devlet başkanı Esad. Esad dedikleri kişi zamanında böyle bir görev üstleniyor. Demokratik olup olmaması onların kendi yönetimlerinin içindeki algılamalarına bağlıdır. Başkalarına sorulmaz. Saddam böyleydi. Böyle diktatörler kendileri gitmezler. Demokrasi yoluyla gelirler ve orada kalmak için her şeyi yaparlar. Biz 16 Nisan'da bunu gördük. Halk gitti. Yani gitmesi için az farklı da olsa hayır çıktı. Artık bütün kamuoyu bu algının aslında algı değil hakikatin hayırın kazandığını biliyor. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun geçersiz oyları geçerli saymasıyla yasalara, kendi kararlarına, ilke kararlarına aykırı davranarak seçimden sonra yani seçim halk oylaması yapılırken bir kurallar hepsi var, geçerli, mevcut kurallara göre sonuç kanuna aykırı, hukuka aykırı ama ne var ki seçim bittikten sonra yasal mevzuata göre hukuksuz olduğu tespit edilmesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu bütün bu hukuksuzluğu rahatlıkla kaldırıyorum diye bir ilanda bulundu ve hiçbir ülkede hiçbir hukukun kabul etmeyeceği bir çerçevede biz geçersiz oyları geçerli saydık. Kendi kararlarına aykırı, kendi ilkelerine aykırı, yasaya aykırı, anayasal kavramlara, ilkelere aykırı olarak seçim geçerli sayıldı. Bir kere buradan girdik bu noktaya. Şimdi böylece hileyle alınmış bir seçimden önümüzdeki süreçte hilesiz bir sonuç alınacağı kaygısını yani kaygı değil kaygısını duyuyoruz. Hilesiz olmayacak. Bundan sonra da ama yasal olur hile ama sandıkta olur. Şimdi önümüze gelen bu torba yasadaki hükümleri bu çerçevede
değerlendirmemiz lazım. Birincisi gitmeye niyeti olmadığı, demokrasiye inanmadığını, bir araç olduğunu bizzat söyleyen bir zihniyet. Halk oylamasını da gördüğümüz engelleri hileyle aşarak hukuksuzluk çerçevesinde getirdi. Şimdi önümüzdeki bu yerel var, genel var, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Orada da yine bu çerçevede yürüyecek. Şu anda yaptıkları yasal hile. Bunu çok açık söyleyebiliyorum. Çünkü uygulamada geçersiz olan oyları Yüksek Seçim Kurulu kararıyla geçerli saydılar. Onu bütün halk biliyor işte geçersiz olduğunu. Ama şimdi yasallaştırıyorlar geçersizliği. Yani en önemli şey bu. İttifakta getirilen bu sandıktaki işte ona ilişkin hükümlerde halk oylamasında geçersiz olduğu mevcut yasalarla, anayasal hükümlerle, evrensel hukuk kurallarıyla aykırı olan şeyi hukuk kuralı yapıyorlar. Yani madem yasal değil de onu aldık atı aldık, üstleri geçtik, bundan sonra da hiç gitmeyelim dedikleri için yasallaştırıyorlar. Bir kere burada kıstasları şu herhalde, yani ortaya daha çok çıktığında, meclisten geçtiğinde daha detaylarını göreceğiz tabii. Bu bir taslak şu anda, değiştirilmezse meclis iradesine de çok güvenemiyoruz. Çünkü mecliste bir irade yok artık. Tek adamın sözü ve böyle buyurmuşlardır. Dolayısıyla bu çıkacaktır. Bu çerçeveyi konuşmak istiyorum. Mesela geçersiz oyların geçerli sayılabileceğini aynı Yüksek Seçim Kurulu'nun o zaman söylediği gerekçelerle kabul ettiler. Öyle duydum. Yani ben basından duyduklarımla sizle, bugün mesela Bozdağ'da konuştu televizyonda, onu da öyle anladım. Yani yanlış varsa siz düzeltin ama televizyon konuşmasında da Bozdağ aynen böyle söyledi. Ve diyor ki halk istediği gibi kullanabilir oyunu, yanlışlar yapabilir, hatalar yapabilir. Eğer muhtemelen orada da söyledikleri buydu. Devlet tarafından bu oy pusulaları basılmış rakamı, yani uygun sayıların nerelere ne kadar verileceği bellidir. O kadar da orada olması gerekir. Onun dışında fazlaların hepsi insana şaibe gösterir. Ve dolayısıyla fazlaların sayısı da orantısal olarak sayısal da bellidir hataya ilişkin. Ama geçtiğimiz dönemde de bunlar milyonlarla ifade edecek kadar fazla basılmıştı. Bir kere orada soru işareti halkın kafasına konuyor. Halk güvenmiyor. Yani seçimde burada 100 kişi varsa 100 tane oy pusulası olur. Hadi bilemedim 5 tane de hata olur, 10 tane. 10 tane de fazlası olur. Ama bu rakamlar bu sisteme göre zaten çok fazla. O çok fazla neyi getiriyor aklınıza? Bir 3 kağıt var oradaki, milyonlarla basılıyor. Birincisi bu. İki, devlet şimdi diyor ki bu kanunla bana, bunlar geçersiz olabilir hepsi. Çift imzalı olur, şu olur, bu olur veya tamamen mühürsüz oy pusulaları olabilir. Eğer bunları devlet basmışsa diyor. Ya devlet basıp terörü devlet basıyorsa, hileyi devlet yapıyorsa kabul mü edilecek? Yani burada hukuk hiç yok artık. Yani usulsüzlükle bir halk oylamasını aldılar. Aynı hukuksuzluğu devam ettirerek, yasallaştırarak seçimleri almak istiyorlar. Bunu halkın bilmesi çok önemli. Yani bu şuna yapmasın halkımıza. Zaten baştan kazanılmak üzere yapılmış bu seçimler, o zaman nereye gidiyorum diyebilir halk haklı olarak. Ama ben de diyorum ki hileyi gördükten sonra mücadeleyi daha hızlı, daha kapsamlı yapmak zorundayız. Daha fazla çalışmalıyız. Buradan çıkaracağımız sonuç bu olmalı. Yine burada mesela duyduğum kadarıyla, yani bu aslında geçersiz oyların geçerli sayılması, devlet bunu yaptıysa, bu kağıt dışarıdan girmediyse, sisteme devletten verilmişse diye tek gerekçe o. Zaten işi burada bitirmiş olacaklar. Çünkü oyların düştüğü belli. %40'ı AKP'nin şu anda bulamadığı belli. İşte bu ittifak, az önce biraz sonra onu da konuşuruz. İttifakla barajı atlattırıyorlar MHP'ye. Ve başkası da girerse %1'lik, %0'lık Büyük Birlik Partisi de böylece meclise girmiş olacak filan. Yani oylarını halkı temsil etmeyen, halk tarafından artık oy verilmeyen, itibarsız kılınan, kendi oylarını sahip olamayan, yani o barajı aşamayan ya da barajı aşsalar bile kendi çıkartmak istedikleri rakamla halkların karşısına çıkamayan insanlar, partiler bu yolla birilerine, birbirine destek olarak çıkıyorlar. Bu hem ittifak yasası da tabii çok yanlış bir şey, ama burada her halükarda bu seçimi kazandıracak bir maddeyi buraya koymuşlar. İkincisi, sandık kurulları, eğer doğru biliyorsam, sandık kuruların başında ilçe il seçim kurulları başkanları vardır. Sandık kurulu başkanlarında onlar kuradan seçerlerdi. Yani atanır veya seçilir ama siyasi partiler hep orada olurdu. Benim anladığım, o seçim sırasında da siyasi partilerin temsilcilerini artık almıyorlar. Öyle bir taslak vardı, burada geçti mi bilmiyorum ama ona ilişkin bir laf geçti. Kural var mı bilemiyorum ama duyumlarıma göre konuşuyorum.
sandık kurulu başkanlarını il veya ilçe seçim kurulu başkanı olacak hakimler atayabilecekler. Kime atayacaklar bakın atama? Bir de şöyle bir taslakta etrafa duyulmuştu, bunu değiştirmedilerse memur olması, kamu görevlisi olması şartı diyorlar. Kamu görevlisi şartını bakın bakalım kamu görevlisi nerede var? Sendikalara bir bakın. Sendikaların %80'i zorlanmak suretiyle memur sene sokulmuştur. Yani memursanız memur sende, olmazsanız hiçbir hakkınız yok. Dolayısıyla demek ki memur sen oraya adam bildirecek, bildikleri adamları da kendileri seçecek. Diyebilirsiniz ki hakim bağımsız, onlar objektif kurallarla seçerler, mutlaka tarafsızdırlar. O zaman ona da bakalım. Bakalım bu ilçe seçim kurullarının başlarındaki hakimler ne kadar süre içinde nasıl atanacaklar, nasıl yer değiştirecekler, ona da bakmak lazım. Bir, hakimlere bakmak lazım bence dikkatli bir kamuoyu olarak. İki, memur sen mi? Hangi kamu kuruluşlarından geliyor bunlar diye bakmak lazım. Bakın burada da ne yapıyor? Sandığa egemen oluyor. Sandığı eline almış oluyor ve partilerin o torbalarda filan kurası çekilirdi biliyorsunuz üyeler. Bunun ne durumda olacağını bilmiyorum. Partilerin orada inisiyatif kullanıp kullanmayacaklarını bilmiyorum. Sandık başlarına ne kadar duracaklarını bilmiyorum ama oralarda inşallah belki telafi edecek hükümler olabilir ama şu anda her şey tek başına bu cumhur dedikleri ittifakı iktidar yapmak üzere programlanıyor. Bunu halkımızın bilmesi lazım. Bu nerede kaybediyorlarsa ellerindeki yasal imkanı meclisi kullanıp orada o düzenlemeyi yapıyorlar. Oylar azalıyor, yeni numara. O oy azalıyor, onun yerine yeni numara yapıyorlar. Şimdi bir de bunun dışında mesela sanıyorum daha çok Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da yapmayı düşündükleri program var. Taşımalı. Seyyar sandık. Alacaklar topluca, götürecekler, bir yere kuracaklar. Orada da hatırlayın geçen seçimlerde mesela 300 oy kullanılıyor, 300'ün imzası aynı. Mesela bunun gibi olaylarla karşılaşıyoruz. Bu da onu sağlayacak bence. Çünkü kimi nereye götüreceklerini, nerede toplayacaklarını filan hepsini devletin elindeki bu organlar yapacak. Ve bugüne kadar yaptıkları gelecekte yapacaklarının işte garantisi. Sonra burada bir başka şey var. Mesela seçim bölgeleri var. Seçim sandıkları, odaları, alanları ve çevreleri var. Yani seçim çevresi, bu oda seçim çevresi. Seçim alanı diye bir kavram vardı. Sandıkların 100 metre çevresine güvenlik güçleri girmiyordu. İster özel, ister genel, resmi olsun güvenlikler uzakta duruyordu. Yani bir kargaşa ve bir terör, devlet terörüdür bu. Çünkü güvenlik senin başında durursa, o odanın başında durduğu zaman oylamaya giden insanlar bile korku duyarlar. Siz sadece Ankara, İstanbul, Marmaris gibi düşünmeyin. Bunu Güneydoğu Anadolu diye düşünün. Terörün şiddetli olduğu bir yerde düşünürseniz yan yana getirin. Orada halk oraya oylamaya bile gitmez. Düşünün karşınızda devamlı birileri kapının önünde duruyor ve size bakıyor ve siz orada acaba görünür müyüm, görünmez miyim, nasıl oy vereceğim, özgürlüğünüz bile kalmaz. Orada size devletin gücünü, devletin o görüntüyle yarattığı terörün önünde size oy verttiriyorlar. Bu bir bakıma bakılıp tam tersten bakıldığında ortaya çıkılabilecek çok kötü olayları önlemek için devletin güvencesi de sayılabilir. Ama biz yaşıyoruz. Hangi yönden geldiği bu şiddetini de görüyoruz. Bakın hala OHAL yönetimi altındayız ve OHAL'in şartları bir yıl sürer. Yani 6 ay sürer ve biter. OHAL geçici bir süreçtir. O sürecin devamlı hale gelmesi demek diktatörlüğün. Çünkü zalimler, diktatörler sadece OHAL şartları altında yaşarlar. Devamlı hale gelir. Normal yaşantı OHAL olur. Bakın daha başka şeyler gelecek. Yani sizi oraya götürmeden toplama yolları gelecek. Milisler var mesela. Boşuna geçen de 696 sayılı bir kararname çıktı. O kararnamede mesela silah Türkiye'de korkunç surette satılması artmış vaziyette. Piyasaya sürülen silah çok artmış vaziyette. Ve hiçbir ilgisi olmayan ama işte terörle bağlantısı görülen kişilere el koyarsa, onu engellerse bir kişi, hiçbir resmi sıfatı da olmasa korunacak diye ceza kanunu hükümler konuyorsa, yani şiddet ortamında seçimlere gideceğimizi söylemek gerekir. İttifaka gelince isterseniz. İttifakla ilgili evet. Mesela onu çok eleştirildiği noktalardan biri. Anayasaya aykırı olduğu belirtiliyor. Temsilde adaleti sağlamayacak bir düzen getirecek. Bu konuda siz nasıl? Onu az önce söylemiştim. Şimdi seçimin iki ilkesi vardır. Seçim güvenliğidir. Bir de
İşte temsil de adalettir. Verdiğim oyun karşılığı meclise girsin diye oy verilir. Ve bunların en iyi seçim sistemi nispi temsildir. Nispi temsilde birebir oy oraya gider. Ama biz o nispi temsili de 12 Eylül sürecinin darbe süreci sonrasındaki geldiklerinde de hiç değiştirmediler. Hatta bunu şimdi çok ağırlaştırıyorlar. Don't sistemini aldık. Mesela don't sistemi nispi temsilde birebir oy meclise yansıyorsa, don't sistemindeki onu kullanıyoruz 12 Eylül 80'den beri. Burada birinci parti en çok oyu alır, ötekiler de işte kalan oyları paylaşır. Şimdi bunu buna da yetenemezlerse belki daraltılmış bölgeyle çoğunluğa bile geçecekler. O da kapıda bekliyor. Orada da silme tek parti alacak. Ama anladığım kadarıyla oyları çok düştü. Bir denetleme, değerlendirme yaptılar ve ittifak şu anda sorunu çözerse daraltılmış bölgeye girmeyecekler. Çözmezse ona da girerler. Çünkü gene az giderse oyları daraltılmış bölgede bekliyor. O zaman bu ittifak tek başına oy alıp çoğunluk olabilir. Şimdi ittifaka gelince sizin az önce söylemiş olduğunuz söz çok doğru. Temsilde adaleti hiç kaldıran bir olay bu. Ha diyecekler ki mesela koalisyon da var. Ama koalisyonlar var ama koalisyonlarda her siyasi parti kendi oyuyla giriyor. Barajın altında da kalabilir, kalmaya da bilir. Ama burada barajın altında kalıp zaten hiç giremeyecek olan parti tersten de bakınca adalet sağlanıyor diyebilirler. Meclise girecek ama oy nispetinde temsil edilmesi lazım. Barajlar olmasın. Ama siyasi partiler ne oy alıyorlarsa onun temsili olsun. Yani nispi temsili koyun buraya. Don't sistemini de kaldırın. Don't sistemiyle biz hem birinci partiyi kazandırıyoruz hem de baraj koyuyoruz. Kaldırın o zaman bunu. Verin nispi temsil. Var nispi temsil. Nispi temsil adildir. Benim verdiğim oyun mecliste beni temsil edeceğini bilirim. Ama don sisteminde çoğunluk partisi alır. Bu getirecekleri daraltılmış gelirse, o da gelebilir yani önümüzdeki süreçte. Orada artık bir tek parti oraya çöreklenir oturur, ötekiler hava alır. Şimdi bütün bunlara bakınca ittifak işte o yolu bu yolla hafif dolandırarak yapma yolu. İttifaktaki Büyük Birlik Partisi 0,01 mi alıyor? Oraya girecek %10'u aşmış gibi. MHP'nin hali belli. %7'lere düştü son Bahçeli'nin yapmış olduğu bu siyaset bile diyemiyorum. Aslında ben burada iktidar partisinde değil Türkiye'nin gelindi. Onlar ne dediğini biliyoruz, ne istediklerini biliyoruz, yolunda biliyoruz, gidiyor. Ama buna destek olanlar, bunun önünü açanlar bence daha önemli suçlar işliyorlar kamuoyunda. Yani vicdanında. Çünkü yetmez ama evetçileri hatırlayın. Yetmez ama evetçiler 2010'larda o anayasa değişikliğine gitmeselerdi ve orada gerçekten aydın kimlikleriyle Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri anlatsalardı biz ne 2010'daki anayasa değişikliğiyle yargıyı siyasete teslim ederdik. Ne işte FETÖ'den sonra askeri de siyasete teslim ettik. Bunun gibi yolları geçmezdik. Çünkü siz Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasi diyerek gerici bir yapıyla aydın diye geçindiğiniz bir yapıyı birleştirdiniz. Yani bu dünyada hiçbir şekilde hiçbir örgütte hiçbir ülkede olmayacak bir şeyi Türkiye yaptı. Yani aydının ihanetine uğradı. Ben onlara aydın demiyorum tabii. Kendilerini aydın sayanların aydın ihanetine uğradı Türkiye ve geldiği nokta bakın nereleri. Dolayısıyla buna da aynı şekilde sorarsak yani böyle bir yapıda bunu ben bekliyorum. Nispi temsile dönüyorsanız adalet var. Don't'u yapıyorsanız bugünkü koşullar demek yetmemiş. %40'ları alan iktidar partisi, %7'leri ancak bulan bir MHP ve haklıdır. Halk onu görmüştür, yaptıklarını da görmüştür. Onun için de %7'lere düşmüştür. %1'leri bile tutturamayan Büyük Birlik Partisi %10'u aşmış gibi girecek. Aynı isimden yararlanacak ve oraya meclise çoğunluk olacak. Peki onlar gerçek mi çoğunluk? Hayır değiller. Peki ama işte bu ittifakla çoğunluk olmadan meclise çoğunluğu elde edecekler. 2002'de AKP %71 filan rakamlarda şaşırmış olabilir ama %73 filan katılımla yapılan bir seçimde %29 oy alıp mecliste don sisteminin azizliğine %67 temsil almıştı. Bakın yetmedi. Oyu gene düştü. Gene düşünce işte başka şeyleri koydu. Yine düşünce bunu koydu. Bu neyi gösteriyor? Gelmiş ama gitmemek üzere kalanların aczini de gösteriyor. Halk da bu aczi görüyor. Yani %7 MHP'nin oyunu ben mecliste temsil olarak göndereceğim.
ve çoğunluk elde edecek. Hangi kamu vicdanında yer alacak Bahçeli %7 oyuyla meclise girdiğinde? Yani ne söyleyecek orada? Yani insanlar her türlü yasal düzenlemeyi bir polis devletinde de yapar, kanun devletinde de, ama önemli olan demokrasi olmasıdır, hukuk devleti olmasıdır. İşte hukuk devletini tümüyle bitirmiş durumdalar. Ama burada şu var, bir lehte bir şey var. Eğer bunlar yasal olarak koymuşlarsa, tabii ki bunun dışında kalan partilerin de ittifak hakkı doğuyor. O zaman Türkiye'yi kimlikler üzerinden bölerek yöneten bu zihniyet, ki bölmüştür şu anda MHP, AKP girerse de Büyük Birlik Partisi, Türkiye'yi kimlikler üzerinde böldüklerini de çok netleştirmişlerdir. O zaman ötekilerin artık Türkiye'yi kimlikler üzerinden bölen, bunlara ayrıştıran bu ekibe karşı yasal sığınacakları yer de vardır. Onlar da ittifak kursunlar ve yasal kursunlar. Eğer cepheyi bunlar oluşturdularsa karşıda Cumhuriyetçi cephenin olması lazım. Bunlar Cumhur mu diyor? Onlar gerçekten Atatürk desinler, Cumhuriyet desinler bence. Ve o zaman orada da ikinci bir cephe olur. Ha şunu yapabilir. Dün akşam bir televizyon programı ben de izledim. HDP'de sol görüşlü ufak tefeklerle toplanacağı söyleniyor. O da öyle toplansın. Ve o zaman ne olur? Halkın kolaylığı olur. Hakikaten 3 tane oy verirler. O ittifak, bu ittifak, bu ittifak derler. Ve yine bence kamuoyu doğruyu bulur. Ama dediğim gibi şu tasarıda sandıklarla ilgili geçersiz oyları aşmak lazım. O çok vahim bir tablo. Hukuksuzluğu hukuk diye sunarlarsa çok çirkin bir olaydır. Aslında meclise geleceği için yine meclisten bir evet. Şöyle bir seslenebilir miyim son? Anayasa değişikliği meclise geldiğinde bu 123-126. Maddeler var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Orada çünkü meclis iradesi İçinde AKP'li milletvekillerinde çoğunluk olduğu bir yapıda Türkiye için rejimi tehlikeye atacak bir maddeyi kabul etmedi ve geri çekildi o madde. Neydi o madde? 123-126. Maddeler devleti temsil eder. İdare ve merkezi idare. Bunlar bakanlıkları, iller idaresini, bütün işte bölge teşkilatları, olağanüstü bölgeleri falan kurulur. İller arasında birlikler oluşabilir. Bütün bu çerçevedeki devletin yapılanması münhasıran kanunla yapılır. Ve münhasır kanun demek kanundan başka bir yolla yapılmaz demek. Bu çerçevedeki yasaya tek başına Cumhurbaşkanı'nın kararnameyle, tek imzayla devleti kurma yetkisi veriliyordu. O devleti kurma yetkisinde şu vardı, kanun yapabilir, bakanlıkları kurar, kaldırır, iller kurar, iller idaresini değiştirir, düzenler, işte olağanüstü hal bölgeleri yapar, ama olağanüstü hal olmadan da bölgeler yapar ve bu mesela özerk bölgeler de olabilir. Ama meclis iradesinden bu geçmedi. Bakın, bu tehlikeyi gören meclis içinde çoğunluk AKP olduğu halde geçirmedi ve bu tasarı halindeyken bu madde çekildi. Ama iyi niyet yoktu. Daha sonra 106. madde tamamen başkanın adamları diyorum ben. Başkanın seçeceği bakanlarına ilişkinin görev yetkilerini koyan bir maddede çaktırtmadan diyorum en altına açılsın 106 değişikliği gelmiş olan şeyde en son maddeye bu kanunla münhasıran yapılmış olan ve meclisin iradesi karşısında çıkarılamayıp geri çekilen madde konuyor. Ve orada geçiriliyor. Yani takiye ile geçiriliyor, muazzayla geçiriliyor. Ve en son maddede, yani ben başkanın yerine kim bakacak, onun yerine kim gelir, işte bakanların ne gibi yetkiliyor, kime karşı sorumlu falan gibi bir maddeyi okurken en son maddede diyor ki Cumhurbaşkanı tek başına imzalı bir kararnameyle illeri kurar, kaldırır, bölgeler kurar diye. Bakın, Afrin'de savaşıyoruz güya. Ama Afrin'de savaşıyoruz, ama bence bu maddeyi koyan iradeye bakmak lazım. Bu madde gelecekte bu anayasayla tek kişinin iddia edeceği bir gerekçeyle kendisine göre ve resmi gazetede göreceğiz, sadece tek imza olacağı için meclisten geçmeyeceğiz. Meclisin denetimi yok. Sadece iptali için belki Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkı var. Bu çerçevede bir yetkiyi genelde yeniden Cumhurbaşkanı'na verir. Şimdi ben bunu toparlıyorum, diyorum ki böyle bir meclisin inisiyatifini kullandıysa orada meclis, ama daha sonra meclise takiye yaparak o madde geçtiyse, bu sefer meclis daha dikkatli olmalı. Ben buradan AKP'li vatansever, yurtsever bütün milletvekillerine de sesleniyorum. Meclis Cumhuriyet'in yüce divanıdır. Meclis yüce organıdır ve ondan daha üstün bir organ yoktur. Bu yasanın
o sandıklardaki işte geçersiz oyları geçerli sayacak hükmünü geçirmesin. Geçirmesin ve hukuk dersini ve vatan sevgisini meclis göstersin ve bu anayasa sonrasında da 18-19'daki seçim sürecinde de halk çoğunluğu sağlasın mecliste ve bu yamuk düzende inşallah halkın iradesiyle değişsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dışarıda bekliyor. Yoksa daha sohbet uzardı ama dedik çok zamanımız yok. Sayın izleyiciler, gündem programında Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çolaşan konuğumuz oldu. İttifak düzenlemesini, kanun tasarısını anlattı. En azından şu anda kamuoyunda bilinen yönleriyle bildiğimiz maddelerle birlikte değerlendirdi bizlere. Sizler de ortak olduğunuz sohbetimize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.